Gittin mi sandın? Kaybetme korkusu yani. O yüzden benim yanıma geldin. Yoksa yaşına gidecektin. Ne alakası var? Dün de ona gitmedim ki. Senin yanına geldim madem. Ama aklım onda kaldı işte. Ne yapayım? Özür dilerim. Dur ya. Dürüst olacağım ben sana. Sonunda. Haklısın. Kaybetme korkusundan yapıyorum. Ama niye özür dilediğimi falan bilmiyorum. Ne yaptım ben? Kötü bir şey mi yaptım? Yapmadın mı? Ne yaptım? Eyşan tehlikede olduğu halde sana geldim. Sen küçük bir ilişki istiyorsun. Basit olsun. Net olalım. Samimi bir şey olsun. Küçük bir şey olsun. Bir tek ikimiz olalım, tamam da. Ben tek başıma değilim ki Bade. Olmadığım birisi gibi davranamam. Hayatım bu benim. Bunlarla mücadele etmem gerek. Eyşan'ı merak etmiyormuş gibi yapamam. Daha fazla numara yapamam bari. Olmadığım biri gibi davranıyorsun öyle mi? Evet. Benim için. Fedakarlık yapıyorsun yani. Gel sana göstereyim. Nereye? Fedakarlık neymiş gör, dürüstlük neymiş gör. Hadi gel. Gerçekte Bade Uysal kimmiş gör. Hadi. Neresi burası? Ben ne dersem doğrula, tamam mı? Gel hadi. Ne yapıyorsun? Gel. Babacığım, Ezel okuldan Ezgi vardı ya arkadaşım. Onun abisi. Kitap unutmuşum da ben evde. O da bu tarafa geliyormuş. Bıraktı sağ olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Biz alışık değiliz böyle Bade'yi yanında bir adamla görmeye. Ondan biraz şey olduk, kusura bakmayın. Çay getir misafire. Tabii baba. Ezgi'nin abisisin demek. Bade söz etmedi hiç. Ne işle iştigalsin? Buyurun babacığım. Teşekkür ederim. Ben de annene bu hafta gelmedi diyordum. Sınav haftası babacığım. Ha? Ne iş yapıyorum demiştin? Ezel dükkanı var, büfe işletiyor. Ezel abi. Arkadaşının abisi değil mi o senin? Pardon baba, daldım. Ne yapıyorsun? Bensiz ders mi yapıyorsun? Babam çalıştırıyordu. Hep kızıyor yapamayınca. Beyhan. Sustum babacığım. Ufak ablasına benzemez. Haşarıdır biraz. Ama o da öğretmen olacak büyüyünce. Benim gibi. Olacaksın tabii. Alacaksın mesleğini eline. Döneceksin mahalleye. Kurtulacaksın yurt köşelerinden. Geleceksin dizimizin dibinde. İşine gelip gideceksin. Bu devirde kız evlat yetiştirmek kolay değil. Ama biz yetiştirdik Allah'ın izniyle. Hayırlı günlerini de göreceğiz. İnşallah babacığım.
Bir dakika. Badem, bir dursana. Ne demekti bu şimdi? Bir insanın iki ayrı hayat yaşaması için senin gibi yüzünü değiştirmesi gerekmiyor illa demekti. Hangisi gerçek bari onu söyle bari. Bizim barda çalışan heykeltıraş barmaidin hayatı mı? Yoksa az önce gördüğüm mazbut kızın hayatı mı? İkisi de. Utanmam mı gerekiyor? Hiç utanmıyorum. Ben sadece bana biçilenden fazlasını istedim. Kendi hayallerimi yaşamak istedim. Kendi paramı kazanmak istedim. Suç mu? Bana niye gösterdin? Benden ne istiyorsun? Tek fedakarlık yapan kendim istin gibi davranma istiyorum. Anlamıyor musun ya? Ben ne yaparsam yapayım o ailenin kızıyım işte. Öyle bir baba yetiştirdi beni. Barda gördüğün kız da o evde gördüğün kız da ikisi aynı. İçi aynı. Ben hala babamın dizinin dibinde oturuyorum. Okula gidip geliyorum. Buyum işte yani. Bu kadarım. Tamam da bende ne alakası var? Ne yaptığımı görmüyor musun? İkisini de umursamıyorum. Ben de olmadığım biri gibi davranıyorum senin için. Ben de mücadele ediyorum. Ruj sürüyorum. Gece elbiseleri giyiyorum. Kadın gibi gözükmeye çalışıyorum. Anlamıyor musun ya? Ben daha önce kimseyle olmadım bile. Ne? Sen... ilk defa ben... Yani... dün gece... Bilmiyordum. Bilmiyordum bari. Niye ben? Bunu sen söyleyeceksin işte. Ben mi? O yüzden götürdüm seni eve. Gördün işte hayatımı. Böyle bir kızım ben. Eyşan gibi bir kadın değilim ben. Onun gibi durmasını, bakmasını, konuşmasını bilmiyorum. Bir erkeğe kendimi arzulatmayı bilmiyorum. Şimdi senin karar vermen lazım. Eyşan'la değil de... bu kızla olmak istediğine emin misin? Çok. Çok eminim. Sen? Hala benimle beraber olmak istediğine emin misin? Asıl şimdi eminim. Aslında tereddütlerim vardı ama... artık eminim.